Bergüzar Korel kız kıza alışverişe çıktı. Avatar Atakan hayranlarının en çok sorduğu o soruyu açıkladı. Genç popçu Emre Kaya büyük hayalini açıkladı. Renkli bir magazin turuna çıkıyoruz. Aşırı nemden bunalanlar, yeni proje peşinde koşanlar, kız kıza alışverişe çıkanlar. Ne yapıyoruz burada arkadaşımızla? Evet. Magazin 8'de sıcak röportajların yer aldığı magazin turuna çıkıyoruz. Orada gördüğünüzden daha fazlası var. Havalar sıcak, havalar aşırı nemli ve bunaltıcı. E ne gider bu havalarda? Bol bol buzlu sıvılar tüketmek gerek. Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Gönül, Bebek'te arkadaşlarıyla sohbette. Gökhan Gönül hararetle ne anlatıyor merak ediyoruz. Ancak konunun eğlenceli olduğu kesin. Yüzler gülüyor. Allah ağlatmasın diyor. Merakla Ayşe Tolga'nın yanına geçiyoruz. Kaç para çekecek merak ediyoruz. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz hafta Yavuz Seçkin aynı ATM'den sadece ve sadece 20 lira çekmişti. Büyük bir para geliyor herhalde. Zorluyoruz abi, zorluyoruz. Büyük bir para çektik. Bugünün yemyesi. Ayşe Tolga'yı da ATM başında stres bastı. Geçler, hadi. İşi var, geç kalmış Ayşe Tolga. Selam verip ayrılıyor. Biz de Bebek'te Atakan'ın yanına geçiyoruz. Ayağının tozuyla İzmir'den gelmiş avatar. Her şey yolunda valla. Dün babamın yanındaydım, İzmir'e gittim. Şimdi daha bu sabah İstanbul'a geldik. Öyle dışarı çıktık, bir kahve içeceğiz, bir şeyler içeceğiz. Avatar hayranlarının en çok sorduğu soruyu açıkladı. Her görenin sorduğu şey şu, gerçekten aç mıydınız? Yani herhalde Instagram'a bir yazı yazmayı düşünüyorum artık bana bu konuyla ilgili soru sormayın diye. Çünkü herkese verdiğim cevap şu, orada gördüğünüzden daha fazlası var. Çok ciddi derecede açlık çektik yani, ama işte o günleri artık geride bıraktık. Şimdi normal bir şekilde hayatımıza devam edebiliyoruz. Aynı avatar ertesi gün ağır antrenmanlara başladığını açıkladı. Sistem daha yeni yeni oturuyor diyebilirim ama ortalama yaklaşık günde 1,5-2 saat kadar antrenmana başladım yani. Yani yavaş yavaş kondisyonum açılıyor. Bergüzar Korel yakın bir arkadaşıyla kız kıza alışverişe çıktı. Bir şey yok yani, o bir şeyler alacaktı. Ben de ona çıkıyorum. Sevilen oyuncuya bir hayranı, sizi yeniden eşinizle aynı dizide kamera karşısında görmek istiyorum isteğinde bulundu. Çok da güzel oynuyordunuz şeyde. Ne zaman göreceğiz? Romantik şarkıların bestecisi Emre Kaya, seneye Harbiye'de konser vermek istediğini açıkladı. Ya Harbiye'de konser yapma fikri benim için de o kadar güzel ki, umut ediyorum ki artık ben de seneye inşallah böyle bir düşüncemiz var zaten. Harbiye'ye gireceğiz. Ve burada konser yapmak zaten her sanatçının hayal ettiği bir şey. O kadar çok konser izledim ki burada ve bu izlediğim her konserde de benim için bir şey ders gibi oldu. Emre Kaya kazandığı paranın büyük kısmını kliplerine ve orkestrasına harcadığını söyledi. Harcamadan da hiçbir şey olmuyor. Vermeden almak Allah'a mahsus. Allah Allah.